Menevşe. Evet. Cezalike işte bu var ya, bu anlatılan. Ceza-u a'da-illahi. Allah-u Teala'nın onlara cezasıdır. Ceza, Efendimiz Hazretlerimiz buyurdu Kudüs-i Ruh. Arapçada ceza hem mükafata kullanılır hem de azaba kullanılır. Bir, Türkçe'de öyle değil. Ceza var, mükafat var. Evet. Ennâru lehum. Ennâru cehennem lehum onlar içindir. Fîhâ o cehennemde darul hulb. Hiç çıkmayacaklar. O cehennem neresidir? Ebedilik yeridir. Allah Allah kardeşlerim. Bir kafir cehenneme giriyor. Hiç çıkmayacak ya. Ama biz Müslümanız. Rabbim doğrudan cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Kardeşlerim, yalnız şöyle bir şey var. Müminiz, cennete gitme şeyimiz var. Ama bir ihtimal, öbür türlü gitme ihtimali de var. Trilyonda bir kere bir olsa bile, öbür türlü gitme ihtimali, trilyonda bir olsa bile titrememiz lazım. Ne trilyonu cemaat-i müslümin? Çok tehlikeli bir zamandayız ya. Dikkat edin, Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sürruhu bir sohbeti şerifinde şöyle buyururlar. Cebrail aleyhisselam, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cebrail kardeşim, Allah-u Teala beni alemlere rahmet olarak gönderdi. Sen de alemlerden bir parçasın. Benim sana ne gibi rahmetim oldu? Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, ya Resulallah, şeytan bizim hocamız idi. Baba bak, meleklerin hocası olduğunu biliyorduk ama Cebrail aleyhisselamın hocası, onun da hocasıymış. Hocam hocasıydı, hocamız idi. 20 bin sene bize hocalık etti, vaaz etti. Gökyüzünde secde etmediği yer kalmadı. Ya Rabbi, ya Resulallah, Mevla'ya itiraz ettiği imandan çıkınca bizi bir korku aldı. Onun başına bu geldiyse bizim halimiz ne olur? Ama o arada sana ayetleri getirirken, Estağfirullah, Bismillah. Nezele bihi ruhul emin. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sana bu Kur'an'ı emin olan Cebrail aleyhisselam indirdi. Rabbim bana bu ayette emin buyurunca ben de kendimden emin oldum. Onun için ya Resulallah, en çok bana rahmetin oldu. Ama biz emin değiliz cemaat-i müslüman. Emin kim? Peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Mevla'nın büyük dostları. Ama biz emin değiliz cemaat-i müslüman. Şöyle buyuruluyor. Peygamberler masumdur. Bütün peygamberler masum. Salavatullah aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretimiz buyurdu ki, büyük Eylullah masum değildir ama mahfuzdurlar. Allah onları himayesine almış. Ama bizde masumluk zaten yok. O yani masum değiller ama mahfuzdurlar. Ama Mevlam da bizleri dostlarının himayesine aldı. Rabbim onların himayesinin altına çıkmaktan muhafaza etsin. Amin. Kardeşlerim bak, onların himayesi altında, tabiri caizse, onların şemsiyesi altında ölüm gelirse Allah'ın için, Allah'ın izniyle, gam değil, vallahi billahi. Bizi tutarlar cemaat-i müslümin. Ne bu dünyada bırakırlar, ne kabirde bırakırlar, ne mahşerde bırakmazlar. Ama şemsiyenin altına çıktın, ev sahibi arıyor, çocuğu yok evde. Çıkmış evden, dışarı gitmiş. Ya Rabbi, dostlarının muhafazası altından çıkmaktan muhafaza eyle. Amin. Bak İlyas hocam bir hocamız, kıymetli bir hocamız. Ama o şemsiyenin altında, Mevla'nın dostlarının muhafazası altında ölünce ne oldu? Vefat edince ne oldu? Resulullah Efendimiz'in meclisine katıldı. Görüyor musun? Çok dua edelim kardeşlerim. Allah'ım ayırmasın inşallah. Amin. Dikkat edelim. Çok yalvarmak lazım. Evet. Cezaen mükafat olmak üzere.
bima kânû bi âyâtinâ yechhadûn. İşte sana bu Allah düşmanlarının cezası olan o ateştir ki bizim ayetlerimizi bile bile inkar etmekte bulunmuş olmalarına tam bir karşılık olarak onun içerisinde onlar için ebedilik yurdu vardır. Ve kâlellezîne keferû. O kafir olmuş kimseler cehennemde bunalınca oraya girmelerine sebep olanlara karşı hırçınlaşarak, yani onlar oraya girmesine neye sebep oldu? Cehenneme, burada dünyada onlara uydular, cehenneme girdiler. Onlara ne diyorlar? Onlar için. Evet. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Erina, bize göster ya Rabbi. Ellezeyni, ol cinler ve insanlardan ki edallana, bizi saptırdılar. Cinlerden, he? Minel cinni vel insi. Ya Rabbi, ya ey Rabbimiz diyorlar. Cinlerden ve insanlardan bizi saptırmış olan o iki fırkayı bize göster de. Evet. Nece'alihuma, biz onların ikisini yapalım. Tahte akdamina, Allah ayaklarımızın altına alalım da ezelim onları. Ezelim onları ama iş işten geçti. İş işten geçti. Ve Mevla Teala Kur'an gönderdi. Peygamberini gönderdi. Salavatullahi ala nebine ve ala mecmain. Varislerini gönderdi. Aman etmeyin, eylemeyin, bu kafirle uyumayın. E sen uydun şimdi. Hepsini kenara koydun. Yalvar, bitti hepsi. Sonra liyekûnâ minel esfelîn. Ta ki onlar her yönleriyle en alçak kimselerden olsunlar dedi. Diyorlar. Öyle diyecekler. Peki kardeşim. Evet. İnnellezîne, muhakkak öyle kimseler ki, saate bakıyorsun, bir saati geçirmiyor biliyorsunuz. İnnellezîne, muhakkak öyle kimseler ki, ha cemaatimizin bir kere bir hadis-i şerifte geçti, dikkat et. Buyuruluyor ki kafir yarın ahirette kafiri cenneti de gösterecek Mevla. Ondan sonra tabi cehennemde kaynıyor zaten. Dünyada ne kadar çakıl taşı var, onların adedi kadar cehennemde yanacaksınız. Ondan sonra çıkıp cennete koyacağım sizi. Öyle bir şey yok da. Öyle denecek olsa onlara bayram yaparlarmış. Trilyon sene, trilyon sene, trilyon sene değil. Dünyada çakıl taşı ne kadar var acaba? Bütün asfaltlar çakıl taşından oluyor. Küçük küçük taşlarından. Onların adedi kadar cehennemde yanacaksınız. Ondan çıkacaksınız, bayram yaparlarmış. Bir de şu var. Bir de şu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yarın ahirette bir insanın ayağının altına, o cezayı hak etmiş, ayağının altına cehennemden bir köz kor, ateş koru çıkarılacak. Ayağın altına konacak, beyni tencere gibi kaynayacak. Zannedecekmiş ki benim kadar azap gören yok. Halbuki en hafifi. Acık beyninde bir şey oluyor burada. Küt gidiyor adam. Yanma manma yok öyle bir şey ya. Daha yani acık beyninde su yuksalanmış. Beyni kaynayacak, kaynayacak. Kardeşlerim, ne bevunu azim. Bunlar büyük haberler. Ya Rabbi sen uyandır bizi. Amin. Kardeşlerim, Mevla'nın dostları uyanmışlar. Uyanmışlar, Allah Allah. Ne kelamlar buyurmuşlar. Bir gece teheccüde kalkmasan kahrından ölmelisin. Efendimizin kelamı. Ya Rabbi bu ciddiyetten bizi de ucundan tattır ya Rabbi. Amin. İğnenin tepesi kadar aklım olsa, iğnenin tepesi kadar vaktim olsa Kur'an'a harcarım. Efendimizin kelamı. İğnenin tepesi kadar. Nasıl bir şey ya. Mevlan ne büyük dostları ya. Kelamlarından biraz bir şey anlaşılıyor ama anlamak mümkün değil. İlla Kur'an okuyalım. İlla Kur'an okuyalım. Her gün en azından 5 sayfa okuyalım. 10 sayfa okusak daha güzel olur. Hafızsan bir cüz okuyalım. Ama Kur'an okumadığımız gün geçmesin. Hocam ben bilmiyorum. Aa kardeşim, sen Kur'an bilmiyorsun he? Al mendili eline, ağlayarak gez. Sana deseler ki ne oldu, geçmiş olsun.
Ondan sonra, yahu ben bu yaşa geldim daha Kur'an